Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi Kanada'ya bağlanıyoruz. Karşımızda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Mehmet Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Şimdi bugün sizinle şu konuyu konuşacağız. İnfaz paketi hazırlanıyor, yasa taslağı hazırlanıyor AKP tarafından ve şu ana kadar da MHP ile bir noktaya kadar getirildi ve meclise getirilecek bu konu ve diğer partilerle birlikte tartışılacak ve nihai noktaya getirilecek. Sızan maddeler var. Özellikle bu cezaevlerindeki aşırı yoğunluk sebebiyle ciddi bir risk söz konusu. Şimdi bu risk konusunu detaylarıyla bu paketi konuşacağız ama önce son rakamları ben vermek istiyorum. Biz geçen hafta bu yayını yaptığımızda da o rakamları vermiştik. Şimdi dünyada vaka sayısı 381.449, ölüm sayısı 16.557. Her gün 1000-2000 ilave oluyor buna. Ve Türkiye'de biz geçen hafta biz konuşurken geçen salı 47 vaka resmi söyleme göre 47 vaka ama bugün itibariyle bir hafta içerisinde 1529 vakaya ulaştı. Ölüm sayısı da 37 ama bunun gerçek rakamı yansıtmadığı da söyleniyor. Dolayısıyla bunun riskin büyüklüğü apaçık ortada. Evet, buradan hocam bu paketi konuşalım. Cezaevleri kabasa dolu, tıklım tıklım ve orada insanlar ciddi risk altında. Ve bir paket taslağı sızdı ortaya AKP tarafından. Evet. Bu taslakla alakalı en büyük tepki şuydu. Orada cinsel suçlara, sapıklar, işte uyuşturucu ticareti vesaire gibi suçlara ciddi infaz indirimi gelirken terör kapsamındaki suçlara herhangi bir indirim söz konusu değil. Buradan başlayalım. Buradan böyle bir bu yasa taslağı bayağı bu açıdan bir tepki çekmiştir. Buyurun. Evet, şunu söylemek lazım. Yani birincisi hapishanelerin boşaltılması veya hapishanelerdeki insan sayısının azaltılması doğru bir strateji. Dünyada da zaten bunun uygulamaları söz konusu. Fakat bugün Türkiye'de eleştirilen nokta belirli tutuklu ve mahkumların kapsam içerisinde yer alması ve bazılarınınsa kapsam dışında yer alması. Yani bu tercih neye göre yapılıyor? Nasıl bir tercih veriyor rejim Türkiye'de? Nasıl bir tercih yapıyor? Buna yoğunlaşmak lazım. Bu karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda çok daha somut bir şekilde ortaya çıkacak. Şöyle ki batılı demokrasilerde, ileri demokrasilerde zaten hapishanelerdeki tutukluların ve mahkumların kademeli olarak serbest bırakılması ve ev tutukluluğuna çevrilmesi bu cezaların söz konusu. Yani şu anda alınan genel kararlar bu yönde. İşte Almanya'da, İtalya'da, Türkiye'de birçok yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ceza infaz yasaları çok ağırdır orada. Buna rağmen buna benzer uygulamalar var. Bir de demokratik olmayan otoriter rejimlere baktığınız zaman İran gibi mesela örnekler var ki İran ilk etapta siyasi tutukluları serbest bıraktı. Yani şu an hangi tip tutukluların serbest bırakılması daha mantıklı? Tabii ki toplumda kaosa sebep olmayacak, işte suç oranlarında patlamalara neden olmayacak şekilde şiddete bulaşmamış insanların serbest bırakılması ilk etapta üzerinde durulan nokta ve birinci planda şiddete bulaşmamış mahkumlar ve tutuklular serbest bırakılıyor. Türkiye'deki yasa tasarısındaki en büyük problem tam tersine şiddete bulaşmış, çok ağır suçlar işlemiş insanların serbest bırakıldığı bir ortamda şiddete bulaşmamış, tırnak içinde söylüyorum, politik tutuklu veya politik mahkum dediğimiz insanların içeride tutulmaya devam edilmesi. Bu noktada ben bunun kasıtlı bir operasyon olduğu kanaatindeyim. Sonuçta bunu zaten konuşacağız bugün. Ne demek neden? Bu kasıtlı operasyon ne demek? Şimdi şöyle, yani özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren bugüne kadar kademeli olarak incelediğiniz zaman tutukluların ve mahkumların Türkiye'de son derece kötü koşullarda bir kere bulunduklarını tespit etmemiz lazım. Yani bu çok objektif bir tespit. Hiç böyle işte sol, sağ veya herhangi bir şekilde başka bir siyasi yoruma girmeden sadece objektif olarak hapishanelerdeki doluluk oranlarına baktığınız zaman bugün Türkiye'deki cezaevleri kendi kapasitelerinin %150-%200 oranlarında mahkum bulunduruyor. Yani şöyle söyleyelim, mesela 6 kişilik bir odada 20 kişi kalıyor insanlar. Yani 10 kişilik bir odada 35 kişi kalıyorlar. Yani bir kere böyle bir ortama baktığınız zaman, böyle bir ortamda bırakın korona virüsü
salgını esnasındaki hijyen koşulların, yani ekstra hijyen koşulların sağlanmasını, normal asgari hijyen koşulların sağlanması bile mümkün değil. Yani bu kadar insanın aynı tuvaletleri kullandığını, bu kadar insanın aynı lavaboları kullandığını, aynı havayı teneffüs ettiğini düşünün. Birbirlerine ne kadar yakınlarını düşünün. Hocam bu yani konuyla ilgili hocam sözünüzü unutmayın. Ben bir Türkiye'deki bir cezaeviyle alakalı, sadece bir cezaeviyle ilgili bir tutuklunun bilgilerini paylaşayım. Mesela bir günde diyor bir tutuklu veya mahkum toplam 15 defa temas veya aramaya maruz kalıyor. Ve bununla ilgili herhangi bir koruma ve önlemi yok diyor bizim cezaevinde diyor. Dezenfektanlar sadece koridorlarda kullanılıyor. Mahkum veya tutuklarda alkol içerdiği için kolonya ve dezenfektan verilmiyor diyor. Hücre içerisinde koronavirüse karşı önlem alınmış değil. Koğuşlar öyle bir önlem yok. Çamaşır suyu ve türev maddeler cezaevinde yasak olduğu için verilmiyor. Hani temizleme imkanları da bulunmuyor. Dolayısıyla hijyen açısından şartlar hiç elverişli değil diyor bir mahkumun paylaştığı notu ben burada iletmiş olayım. Ya bu tabii tarihe not düşmek. Yani bu mahkumun paylaştığı objektif bugün Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan ortalama koşulları dile getirmiş bu mahkum. Şimdi bugün çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. İki olasılık var. Birincisi, bu olasılıklardan birincisi, bu rejim gerçekten bir kasıtlı bir şekilde bunu yapmıyor. Sadece işte kendi öncelikleri var. Bu önceliklere göre şöyle düşünüyor. Bu içerideki terörle ilintili veya iltisaklı olan tutuklu ve mahkumlar toplum için, toplumsal anlamda suç oranlarında çok ciddi yükselmelere sebebiyet verebileceklerinden ve bir takım tehlikeler doğuracağından bunların güvenlik gerekçeleriyle hapishanede tutulmaya devam edilmesi gerekiyor. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık, rejim gerçekten bu içerideki tutukluların, yani bu tutuklu ve mahkumların terörle irtibatlı veya iltisaklı olarak içeriye alınmış, tutuklanmış, mahkum edilmiş insanların hiçbir şekilde suça bulaşmadıklarını, terörizmle veya terörle ilintili olmadıklarını, yani çok büyük bir çoğunluğunun terörle veya terörizmle ilintili olmadıklarını biliyor ve buna rağmen, buna karşın hatta bu nedenle bu insanların hapishanede kalmalarını bu ortamda, bu COVID-19 salgını esnasında gerekli görüyor. Şimdi birinci olasılık üzerinde durmaya hiç gerek yok. Çünkü aklı başında olan, kalbi olan, aklı başında olan, vicdanı olan her insan bugün Türkiye'de içeride tutulan, terörle irtibatlı veya iltisaklı bir takım sebeplerle, gerekçelerle içeride tutulan insanların, bir örnek vermek gerekirse Ahmet Altan gibi insanların, Selahattin Demirtaş gibi insanların neden içeride tutulduklarını gayet iyi biliyor. Bu insanlar ellerine silah almışlar mı? Herhangi bir insana zarar vermişler mi? Bu insanlar herhangi bir şekilde insanları korkutucu, insanların varoluşlarını, yaşam haklarını engelleyici bir faaliyet içerisine girişmişler mi? Bu insanlar hiçbir şekilde şiddete bulaşmamış insanlar. Dolayısıyla bu tip bir kategoriyi terörizmle veya terörle iltisaklı veya irtibatlı bir şekilde ele almak ve bunlar serbest bırakılırsa toplumda işte suç oranları patlar veya bir takım riskler, güvenlik riskleri ortaya çıkar şeklinde bir yaklaşım mümkün değil. Dolayısıyla birinci şıkkı tamam biliyoruz. Yani bu ikinci şıkkı. Ediyoruz. Bir kere birinci şıkkı elemeyen insanların hiçbir tanesini ciddiye almıyorum ben. Yani birinci şık, ya ama bunlar da tehlikeli olabilir bak. Ahmet Altan çıkabilir ve mesela bir alışveriş merkezini bombalayabilir falan mı diye mi düşünüyorlar? Hocam Ahmet Altan gibi bir yazarı, gazeteci, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasetçiyi veya seçilmiş belediye başkanlarını çerçeveyi açalım. Mesela bir esnaf burs vermiş öğrenciye bu sebeple. Evet. Bankaya para yatırmış bu sebeple. Gazeteye Bankasya para yatırmış. Bankasya'da ben daha önceden Fatih Üniversitesi'nde dışarıdan ders veriyordum. Yani Yalova'dayken veya Türk-Alman Üniversitesi'ndeyken Fatih Üniversitesi'nde de işte teklif geliyordu. Diyorlardı ki işte hocam bize şu filanca dersi verir misiniz? Tamam vereyim, veririm tabii ki. Yani hem ekonomik anlamda bir beklenti oluyor hem de mesleki anlamda bir tatmin oluyor. Tabii ki diyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ve Fatih Üniversitesi Bankasya ile çalışıyor. Bırakın Fatih Üniversitesi'ni, hadi diyebilirsiniz ki Gülen Cemaati ile iltisaklı bir üniversite. Fatih Üniversitesi dışında Türkiye'de Bankasya ile çalışan, çünkü üniversiteler nasıl karar veriyorlar hangi banka üzerinden maaş ödemesi yapacaklarına? Bankalardan teklif alıyorlar.
bankalar üniversitelere işte bir takım sponsorluklarda bulunuyor. Mesela diyor ki işte ben sizin rektörlüğün işte filanca ihtiyacını gidereceğim. Ya da işte bütün elemanlarınıza ortalama işte 500 lira ya da 1000 lira ödeme yapacağım falan. Yani bir takım ekstralar getiriyor. Veya diyor ki öğrencilerinizin akıllı kimliklerini ben basacağım diyor mesela. Evet. Ve üniversiteler bunları dikkate alıyorlar. Yani şunu demiyorlar ya ben işte filanca bankayla çalışayım, filanca bankayla çalışmayayım. Şunu demek istiyorum. Kamu bankalarından da Bank Asya ile çalışan birçok kamu kuruluşu oldu. Birçok kamu üniversitesi neticede oldu. Terörist olarak tanımlanan ilk kişilere bunlar da devletin terörist dediği isimler. Buna ev hanımları mesela tutuklulara yardım organize etmiş. Mantı yapmış, satmış. Ama terör örgütü suçuyla içeri alınmış. Hayır şunu söylemek lazım. Yani kızını filanca dershaneye gönderdin. Hadi bakalım terörle iltisaklısın. İşte eşin filanca bankadan kredi çekmiş. Evet demek ki sen terörist olabilirsin. İşte filanca sendikaya üye olmuşsun. Ya bu sendika ama devlet onay vermiş. İşte normal hani herkes hatta birçok farklı insan bugün içeride olmayan insanlar da üye oldu bu sendikaya. İşte yok olur mu? Sen mutlaka terörist bir faaliyette bulunmuşsun. Yani bunlar komik şeyler. Bir kere dünyada inandırıcılığı yok. Ya bunlar yani rejim bu kategoriyi terörist olarak görüyor ve hapiste tutmak istiyor. Bu taslak metinde çıkan şey bu. Şimdi mesele şu. Bu içeride tutulmak istenen ve tırnak içinde terörist denilen insanların %99'u terörist değil. Yani %1 kim olabilir? Mesela işte adam PKK militanıdır. Filanca operasyonda ele geçirilmiş bir PKK militanıdır mesela. Yakalanmış adam içeride. Yani buna terörist diyebilirsin. Adam eline silah almış çünkü. Veya ne bileyim işte DHKPC bilmem ne örgütü filanca yerde bombalı saldırı yapmıştır. Bu adamı bunların da yargı süreçleri ne kadar objektif gerçekleşmiş falan bunları da tabii bir parantez açarak hani gerçekten bu adamlar suçlu mu? Onları bu soruyu da sormak gerekiyor. Fakat bundan çok daha önce bunlarla hiç aynı kategoride olmayan yani şiddete kesinlikle bulaşmamış olan yüz binlerce tutuklu bugün sadece bu rejim tarafından terörist diye damgalandığı için içeride terörist olarak yatıyor. Ve bu insanları içeriden çıkarmıyorlar. Bu insanlar arasında mesela çocuklarıyla beraber hapiste yatan anneler var. Ya bu insanların tek suçu kermeslere katılmış olmak ya da işte burs verilen ortamlarda bir takım hizmetler yapmak. Mesela insanlar bir araya geliyor işte oradaki kadın yemek pişirmiş mesela veya oradaki masaları toplamış veya oraya para yardımında bulunmuş. Ya bu insanlar içeride terörist olarak bulunuyorlar şu anda. Bunların dışında yüzlerce gazeteci var. Bakın Türkiye bugün dünyadaki gazetecileri takibata uğratan otoriter rejimler içerisinde en fazla gazeteciyi içeride tutan ülke. Ya bu ayıptır. 103 gazeteci şu anda içeride 103 gazeteci var hapishane şartlarında. Yani bu rakamlar da değişiyor Erkan Bey. Mesela işte bu gazeteci tanımlamasına göre değişiyor. Mesela adam eğer o gazetenin matbaasında çalışıyorsa veya o gazetenin servis şoförlüğünü yapıyorsa basın çalışanı statüsünde tabii. Almak lazım. Evet hocam yani şimdi bağlarsak yani bu bahsetmiş olduğunuz ikinci kategori biraz önce bahsettiğiniz siyasi parti başkanları, seçilmiş belediye başkanları, öğretmenler, işte ev hanımı hamur açtı, mantı yaptı, tutuklulara yardım etti diye kadar uzanan geniş bir yelpazede iktidarın, mevcut rejimin terörist olarak tanımladığı bu gruba bir yeni infaz yasasında bir ceza indirme, bir tahliye herhangi bir şey gözükmüyor. Bunu siz nasıl, yani buradan nereye varıyorsun? Bunu ne mesaj veriyor buradan hükümet? Bu bilinçli, isteyerek ve planlı yapılan bir politikayı gösteriyor bana. Başka türlü izah etmek mümkün olabilir mi? Yani bugün Ahmet Altan'ın veya Selahattin Demirtaş'ın veya Mümtazer Türkönen'in, Sedat Laçiner'in veya X bir kermeste dolma yaptı veya işte kısır yaptı diye içeriye alınan bir annenin bugün içeride terörist diye tutulmasını hangi vicdan, onu bırakın hadi vicdan yok diyelim bu adamlarda, hangi hukuk nosyonu veya normu kabul edebilir? Şunun adını koyalım. Bu yapılan kasıtlıdır. Hı hı. Planlı.
bilerek ve isteyerek yapılmaktadır. Dolayısıyla şunu görüyorlar. Covid-19 öldürücü bir virüs ve çok bulaşıcı bir virüs. Normal işte kışın karşılaşılan grip virüsünden yaklaşık 10 kat daha bulaşıcı bir virüs. Ve normalde bu doluluk oranlarındaki hapishanelerde grip gibi, nezle gibi virüsler bile kitlesel anlamda yayılım gösteriyor hapishane ortamlarında. Yani hapishane ortamları koğuş ortamlarıdır. Mesela bakın işte askeri kışlalarda, yatılı okullarda, hapishanelerde koğuşlar vardır. Yani insanlar koğuşlarda mesela küçücük bir 50 metrekarelik bir alanda normal şartlarda diyelim ki bir ev ortamında siz 2 ya da 3 kişi kalabiliyorsanız hapishane gibi bir koğuş ortamında belki 15 kişi 20 kişi aynı ortamda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu ortamda aynı havayı soluduğunuz için, aynı yerlere dokunduğunuz için, aynı tuvaletleri kullandığınız için, aynı yerlerde el yıkadığınız için mutlaka normal ortamlardan yani dışarıdaki ortamlardan belki 10 kat belki 100 kat daha hızlı bir şekilde bu virüsle temasa geçiyorsunuz. Dolayısıyla bakın bugün rejim şunu hesap ediyor. Diyor ki bu insanlardan ne kadar çok bu Covid-19'a yakalanan olursa benim için o kadar iyi. Kırılsınlar, ne halleri varsa görsün. Zaten bakın o hapishanelerde ne ventilasyon cihazı var, yani suni teneffüs yapılabilecek insanların akciğer yetersizliği, solunum yetersizliği problemiyle karşılaştıkları ortamda bunlara destek olunabilecek sağlık kitleri mevcut değil. Doktorlar mevcut değil. Oradaki hijyen koşullar mevcut değil. Dolayısıyla bu insanların ölmesini istiyor rejim. Ben bunu algılıyorum. Ölmesini istemiyorsa neden içeride tutsun? Yani hasta olmalarını istemiyorsa. Hani bırakın öldürmeyi. Hasta etmeyi eğer planlıyorlarsa bu da sosyal jenosittir. Bu da sosyal soykırım adımıdır. Biyolojik idam. Biyolojik bir idamdır. Yani bu bakın biyolojik bir kriz yaşıyoruz. Bir mikroorganizma geometrik hızla çoğalıyor ve bu yakaladığı insanları %3 ile %10 oranları arasında öldürüyor. İtalya'da %9 nokta bilmem kaç. Yani şu an İtalya'daki oran %9'un üstü ölüm oranı. Dolayısıyla bakın İtalya'daki normal koşullardan bahsediyoruz. Yani öyle ya da böyle sağlık çalışanları hastalarla ilgileniyor. Hastaneler var. İnsanlar sosyal izolasyon altındalar. Şimdi şunu soruyorum. Hapishanelerde kaç tane insan 65 yaşın üzerinde? Mesela Ahmet Altan 65 yaşın üzerinde. Ahmet Altan'ın bugün içeride tutulması yani hükümet, rejim 65 yaşın üzerindeki insanlara evden çıkmayın diyorsa bugün Ahmet Altan'ın hapishanedeki o hücrede kalmasını hangi yürek kabul eder? Hangi vicdan kabul edebilir? Mümtazer Türköne bildiğim kadarıyla o da 65 veya 65'e yakın bir yaşta. Sonuçta Mümtazer Hoca'nın, Sedat Hoca'nın yaşı ilerlemiş olan insanların hapishanede bugün kalmaları, tutulmaları hangi vicdan tarafından kabul edilebilir? Burada bir kasıt var. Ve burada bakın Türkiye 1982 yılından itibaren ölüm cezalarını uygulamadı. 2000'lerin başında bildiğim kadarıyla 1999'da moratoryum, 2002'de de ölüm cezası komple kaldırıldı biliyorsunuz. Ölüm cezasının kaldırılmasından itibaren ve daha önceden de uygulanmıyordu zaten, Türkiye ölüm cezası infaz etmeyen bir ülke. Fakat bugün biliyorsunuz ki siyasal İslamcı, yani şöyle söyleyelim, İslamofaşist iktidar bugün, rejim, İdam cezasına çok sempatiyle bakıyor. Neden? Çünkü muhalifleri toplu bir şekilde ortadan kaldırmak istiyor. Fakat bunu yapacak yasal adımları atamadılar. Yani bugünkü otoriter rejim içerisinde bile bunu yapmaya cesaret edemediler. Çünkü yurt dışından gelecek tepkilerden korkuyorlar. Fakat bunu bugün bypass ederek en azından hapishanedeki %10'luk, %20'lik en çok gözden çıkardıkları, en fazla tehdit olarak algıladıkları insanları yok etmek için bugün Covid-19 biyolojik silahını kullanıyorlar. Ve kullanmaya teşebbüs ediyorlar daha doğrusu şu anda. Bakın şunu söyleyeyim. Bu yapılan bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçunu haykırmamak, yani bunu bir akademisyen olarak, bir gazeteci olarak, aydın olmak isteyen, düşünen bir insan olarak vurgulamamak gerçekten anlaşılır bir tutum değil. Türkiye'deki bütün insanlara sesleniyorum. Bakın bu videoyu izleyen, bu programı izleyen bütün insanlara sesleniyorum. Bunu paylaşın. Çünkü bu yapılan bir sosyal soykırım girişimidir. Bugün çok ciddi bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Hapishanelerin derhal ivedi olarak acil bir şekilde boşaltılması gerekiyor. Evet. Özellikle şiddete bulaşmamış. Bakın tecavüzcüleri
veya katilleri veya gaspçıları, organize suç işlerine karışmış insanları bakın serbest bırakabiliyorlar. Tabii. Neden bugün rejimin düşünce suçlularını serbest bırakmıyorlar? Bunu yani bu, daha, bunun bir açık yok. Bunu tabii. mutlaka yani gündeme bu konuda, getirmek. Şimdi ben o sapıklar, tecavüzcüler ve beraberinde eroin, merin bu tüm hepsi kapsama giriyor. Ceza indirimde evet. kapsama giriyor. Tahliye kapıları açılıyor. Dedim Bahçeli muradına erdi. Bahçeli için bu paket Allah'ın lütfu. Epeyden beri Çakıcı'nın ile alakalı, Alaaddin Çakıcı'nın affı konusunda yırtınıyordu. Neden? Ne hikmetse bir siyasi parti lideri bir mafya babasının affı için adam yapmadığını bırakmamış. Şimdi istediğine muradına erdi. Yani şimdi bakıyorsun işte bu pakette AKP ve MHP'nin ortak olarak ittifak ettikleri pakette tecavüzcüler, sapıklar, eroin mafya ticareti yapanları tahliye kapısı açılırken terör dedikleri, evet. terör adı altında biraz önce bahsettiğiniz öğretmen, iş adamı, esnaf, ev hanımı, işte efendim siyasi parti lideri, seçilmiş belediye başkanını ise içeride tutma ama bunu da bir biyolojik ölüm, biyolojik idama mahkum etme sinsiliği arkada çok net gözüküyor. Evet. Peki bu... Yani şunu vurgulamak lazım. Bakın sözünü balla kestim. Şunu vurgulamak lazım. Bildiğim kadarıyla organize suçları yasa tasarısı kapsamıyor şu anda. Fakat bu yasa tasarısı AKP tarafından yapıldı. Yani muhtemelen bir rötuş geçirecek. Bu rötuşu da muhtemelen MHP yapacak ve çok büyük bir ihtimalle organize suç olayını biraz önce bahsettiğiniz Alaaddin Çakıcı örneğinden bunu dahil etmeye çalışacaklar. Fakat bu konuda benim hani elimde net bir bilgi yok. Organize suçla ilgili olan mahkumların serbest bırakılması ile ilgili. Fakat diğer konular bahsettiğiniz adi suçlar, ciddi kriminal aksiyonlar yani cinayet, cinayete teşebbüs, tecavüz, adam yaralama, gasp. Bunun gibi şeyler yani bu tip suçlardan hüküm giymiş olan mahkumlar serbest bırakılıyorlar. Evet. Şimdi ikinci nokta bakın biyolojik silah diyorum ben bunu bilinçli olarak kullanıyorum. Neden? Çünkü üretilmemiş de olsa yapay olmasa da COVID-19'u bugün biyolojik bir silah olarak enstrümantalize etmek istiyor bugün bugünkü iktidar. Yani bunu nasıl yapmak istiyor? Diyor ki bu zaten hapishanelere bulaşacak. Neden bulaşacak? Bakın hapishane personeli yani kamunun hapishanede çalışan kamu personeli, gardiyanlar, hapishane yöneticileri, oranın temizliğini yapanlar vesaire. Bu insanlar akşamları evine gidiyor. Evinde ne yaptığını bilmiyorsunuz. Hangi ortamlara girdiklerini bilmiyorsunuz. Hangi toplu taşıma araçlarını kullandıklarını bilmiyorsunuz. Ertesi sabah işe geldikleri zaman COVID-19'u kapalı ortamlara, koğuş ortamlarına sokuyorlar. Şimdi bakın bu hastalığın COVID-19'un kuluçkası 7 ila 14 gün. 7 ila 14 gün sonra patlama yapıyor hastalık. Yani şu demek bu. Herhangi bir gardiyan X bir hapishaneye sabahleyin işine gittiği zaman hastalığı bulaştırdığında bu hastalığın ortaya çıkması 7 ila 14 gün sürecek. Ve 7 ila 14 gün hastalığın semptomları ortaya çıkacak. Halbuki o anda bulaştırdıysa hastalığı mesela bir kişiye bulaştırdıysa o bulaştırdığı bir kişi semptom göstermese de hastalığın virüsünü taşıdığı için o virüsü o koğuş ortamındaki diğer bütün insanları bulaştıracak. Anlatabiliyor muyum? Yani sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Sadece ateşi olan, öksüren insanlar COVID-19 virüsüne yakalanmış değil. Mesela bugün siz veya ben de bu COVID-19 virüsünü taşıyor olabiliriz. Semptom yaşamıyor olsak bile taşıyor olabiliriz. Belki hiç yaşamayacağız semptom. Belki şanslıyız ve bünyelerimiz güçlü. Dolayısıyla evet. biz bu hastalıktan muzdarip olmayacağız. Fakat dışarı çıkıp sosyal bir ortamda bir arkadaşımızla buluşursak, eğer kamu spotlarını, kamu uyarılarını dinlemeyip sosyal ortamlara girersek, bu virüsün taşıyıcısıysak birçok insanın ölümüne sebep olabiliriz. Evet. Bu kadar basit bir denklem var ortada. Yani bunu bilmemeleri mümkün mü ya? Sağlık Bakanı'nın veya İçişleri biliyorlar. Adalet ve isteyerek bunu yapıyor. Buradaki hesap infaz. Cezaevlerinde biyolojik infaz peşindeler. Aslında bu işin iyi niyetli olsa hocam çözümü çok kolay. Şimdi önemli bir kısmı... Erkan Bey, şimdi sözünüzü gene burada kestim. Ya bakın kasıt yoksa neden içerideki adi suçluları, katilleri, tecavüzcüleri serbest bırakıyorlar? Onlar da kalsın içeride bir tehlike yoksa. İnfaz yoksa
infaz olmayacaksa, sonuçta insanlar ölmeyecekse niye bugün diğerlerini serbest bırakıyorlar? Bakın, insanlar ölecek, bunu gayet iyi biliyorlar. İnsanlar bu hastalığa yakalanacaklar. Hangi objektif, hangi hedef grup ölsün, bunun kararını vermişler. Hedef grup olarak belirledikleri, içeride terörle iltisaklı veya irtibatlı olarak gördükleri bu bahsettiğimiz yüz binler. Bunların içinde Kürt siyasetçileri var, barış akademisyenleri var, cemaatle irtibatlı oldukları için içeriye giren ya da irtibatlı olduğu iddia edilerek içeri atılan insanlar var. Akademisyenler var, yazarlar var, gazeteciler var, muhalif insanlar var, sol muhalefet de var bunların içinde. Birçok sol gruplardan olan insan da var, öğrenciler var. Tabii. Bakın, bu insanlar bugünkü rejim tarafından kendilerine tehdit olarak, yani kendileri tarafından tehdit olarak algılanan insanlar. Bu insanları nötralize etmek istiyorlar. Ortadan kaldırmak istiyorlar bunları. Evet. Hesap bunu gösteriyor. Umarım hedeflerine ulaşamasınlar. Fakat durum böyle. Bir infaz var. Bir biyolojik infaz peşinde oldukları çok net gözüküyor. Ama bugünlerin hesabı sorulur. Bunun adı direkt katliamdan, jenositten. Bunun hesabı yarın hukuk önünde hepsinin hesabı teker teker sorulur. Eğer bu yasa taslağı bu şekilde çıkar ise. Peki. Bir çok önemli bir nokta var. Onu galiba atladık. Hani siz tamamlayacaksınız programı, biliyorum, ama bir son cümle. Bu uygulama, yani bir kısım mahkumun serbest bırakılması, bir kısım hedef kitle mahkumun serbest bırakılmayıp sosyal anlamda biyolojik silaha maruz bırakılması, bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Tabii, o yönü de var anayasa, tabii ki. Yani tabii anayasa bugün uygulanılmayan bir şey. Yani anayasayı bypass ettiler ama halen de jure, yani fiili olarak olmasa bile hukuken anayasa hakim, hala var ve anayasa suçu işliyorlar. Bakın, buradan uyarıyorum. Yaptığınız yanınıza kalmayacak. Neden kalmayacak biliyor musunuz? Çünkü bir gün hukuka geri dönülecek. Ve bir gün hukuka geri dönüldüğü zaman bütün bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Dolayısıyla şu anda doğru adım atabilirsiniz. Bakın, şu anda meclis görüşmelerinde bir değişiklikle, küçük bir değişiklikle bütün bu insanları azat edebilirsiniz. En azından bu hastalık tehlikesi geçene kadar. Ondan sonra zulmünüz devam etsin gene. O insanları gene içeri alın. Fakat öldürmeyin bu insanları. Yazıktır. Bunlar insandır. Bakın, bu insanlığa karşı işlenilen bir suç girişimidir. Hocam, çözüm var bu iş. Yani, elektronik kelepçe diye bir şey var. Yani al elektronik kelepçe takarsınız, adam evinde oturur. Şu metrenin dışına hiçbir yere çıkamaz. Ama niyetiniz çözümse eğer, niyetiniz bu insanların sağlığıysa eğer, çözüm söz konusu ve bunun binlercesi de zaten hükümlü de değil ya. Hükümlü de değil. Evet. İlkesel anlamda masum bu insanlar. Çünkü hüküm yememiş. Bunlar şu anda ölüm riski altındalar. Bunları pekala bir yasaya bile gerek kalmadan bir hakimin kararıyla, o tabii o hakim yukarıda saraydan gelecek talimattan dışında bir şey yapamaz, çok rahatlıkla salıverilecekken iş bu noktada tıkanmış duruyor. Ama onlar ne yapmak istediklerini çok iyi biliyorlar anladığımız kadarıyla. Umarım öyle olmasın. Umarım öyle olmasın. Çünkü birçok anne, baba, eş şu anda yürekleri kıpır kıpır o cezaevlerinde atılmış o öğretmenlerine, eşlerine, dostlarına, o siyasetçilere karşı yakınlarına eyvah başlarına bir şey gelir mi diye ciddi endişe altındalar. Biz de buradan kamuoyuna bu endişeyi duyurmuş olalım. Son bir cümle izin veriyorsanız. Buyurun eğer, hocam. Şey paylaşmak istiyorum. Çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Buradan Natalie Avazyan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Ahmet konusunda göstermiş olduğu çok ciddi inisiyatifler var. Fakat maalesef Ahmet'i kaybediyoruz. Şu ortamda... Dün gece itibariyle bayağı kan kaybediyormuş Ahmet. Evet, maalesef. Ve Ahmet'in babasının, ya oğlunu son bir kez görmesi lazım ya. Ya bu nasıl bir insanlıktır? Nasıl bir ülkedir bu? Bakın, buna lütfen tepki gösterin. Ya bu adamın o oğlunu ölmeden görmesi lazım. O çocuğun ölmeden babasına bir defa sarılması lazım. Ya bunu çok görmeyin lütfen. Bu mesajı buradan vermek istiyorum Türkiye toplumuna. Tabii. Nedir yani, değil mi? Nedir? Yani iki tane jandarma eşinde gelir, tamam mı, hastaneye. Yani kaçamaz adam. Nereye kaçacak ya? Bir çocuğunu öper, koklar, bir sarılır. Değil mi? Yani şu anda, yani Allah göstermesin. Yani şeyi kritik durumu. Ahmet'in gerçekten durumu kritik ve kan kaybediyor. Ya, ben bir baba olarak çok üzülüyorum. Yani bu nasıl bir vicdansızlıktır? Nasıl bir
kara bir kalptir. Bu toplumun basireti mi bağlanmış? Bu topluma ne olmuş ya? Bu insanlar iyi insanlardı. Biz Türkiye'de yani hayatımızı geçirdik. Bunun normal koşullarda olmaması lazım. Yani böyle bir uygulamanın olmaması lazım. Bunu bir parantez açarak buradan insanlara duyuruyorum. Evet. Lütfen duyarlı olun biraz. Evet. Empati yapın. Evet, umarım öyle olsunlar. Peki hocam, teşekkür ediyorum bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun Erkan Bey. Görüşmek üzere.